Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugünkü konuklarımız Kayseri'den geldi. Aracımız T6 kasaydı, 2012 modeldi, geniş dönüşüm yaptık. Mustafa kardeşimizin, yani bu abimin oğlunun arabası, ona ithafen yapılmış bir araba değil doğrudur. Mi? Doğrudur. Onun isteğine göre yaptın. Kendi istediği tarzda. Peki abi, benim daha o kadar büyük çocuğum olmadı şimdi, benim çocuğu gördün içeride, 3 yaşında evet, da. Allah bağışlasın. Nasıl bir duygu abi, yani böyle bir şeyi bir oğluna hediye etmek? Bu yaşlara gelip ehliyet alacağı zaman da böyle bir şey hediye etmek çok gurur verici bir şey. Allah herkese kısmet etsin inşallah. Amin abi. İnşallah. Tabii ki arkadaşlar, bu bir imkan meselesi. Böyle güzel bir jest yapıyor abim şimdi oğluna. Aracı da biz göndereceğiz. Kayseri'ye gidecek. Mustafa'ya kavuşacak. İnşallah. Şimdi aracımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Abiler dedi ki ne yapılabiliyorsa onları yapalım. Biz de çok fazla abartmadan, bozmadan, onların da işine yarayacak ürünlerle aracımızın montajını tamamladık. Şimdi öncelikle aracımızda ne var? 13 santim yükseltme, geniş dönüşüm. Kırmızı detayları çok fazla istemişlerdi. Ön tarafta hem mapa çekiciler hem de Ford yazımız kırmızı, bayrak kırmızı renkte boyandı. Bunun haricinde üst tarafta bir mum vizörümüz var. Yan tarafa geldiğimiz zaman yine Hankook'un, biliyorsunuz artık Hankook'larda gerçekten kaliteli lastikler. Hankook 35, 12,5, 20 lastiklerimiz var. Komple piyano 20 inç türbülansımız var. Arka tarafa doğru geldiğimizde yan kapı bantlarımız. Bunun dışında Q30 yan basamağımız, ayrıyetten de yine üst detaylarda piyano bilek bir F150 aynamız var. Aracın arkasına doğru geldiğimizde, bu araç biliyorsunuz XLT'ydi. Orijinal Valtrain, kendi rollbarını uygulama yaptık piyano bileğe boyayarak. Ve onun arkasına 5 modlu bir delicimiz var. Hem sarı hem beyaz, hem sarı çakarlı hem beyaz çakarlı, hem de sarı ve beyaz çakarlı olmak üzere farklı farklı modları olan bir ledimiz var. Arka tarafta yine çift delicili, sarı ledli, üzeri alüminyum kaplı, yanda basamak yerleri olan T20 arka tamponumuz ve burada da Ford yazılı bir bagaj kapağı kabartmamız mevcut. Bunun dışında yine bagaj amortisörümüz şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuz ki bu kasalarında çok ciddi ağır oluyor arka kasa kapağı. Ona rağmen hala gayet konforlu iniyor. Yine bir sürgü kapağımız şu şekilde. İki kademeli açılıp kapanabilir. Bunun dışında bir de çok fazla valizleri oluyormuş. Bunun için bir kasa çekmecesi. Yine bu da çift kademeli bir kasa çekmecesi. Şu şekilde ittirip bıraktığınızda birinci kademe. Daha sonra da zaten ikinci kademe. Ve bu şekilde de yerine gidip kendini kilitliyor. Arkadaşlar, aracımız içi komple değişti. Antrasit, tavan. 64 renk ambiyans aydınlatma, ambiyans aydınlatma ayak altları da var. Kapı açma kollarının içinde var. Aynı zamanda bir de cepliklerde var ve arka ayak aydınlatmalar da var. Vites körüğümüz komple yine vişne çürüğü deriyle kaplandı. Şuradaki detayı göstermek istiyorum. Siyah bir şerit detayımız var. Bunun dışında delikli vişne çürüğü rengi ve aynı zamanda düz vişne çürüğü rengi. Hem bunlar da biraz daha havalandırmayı sağlıyor. Bunun dışında arka tarafta da yine aynı şekilde şeritlerimiz devam ediyor. Burada yine bir kol koyma yerimiz var. Biliyorsunuz ki bunlar çok ince oluyor normalde ama bu şu an hemen hemen 3 katı yüksekliğinde bir süngerle desteklendi ve gerçekten yolculuklarda müthiş bir konfor sağlıyor. Bunun dışında arkadaşlar, aracımızda tabii ki de bir start stop sistemimiz var. Şu an aracımız çalışıyor. Burayı da gösterebilirsek, burada da bir tuşu var. İsterseniz buradan da çalıştırıp istop edebiliyorsunuz. Şu an biz aracın içindeyiz. Kilitledik.
Önce aracımız sinyal veriyor. Daha sonra aracımız uzaktan çalışıyor. Uzaktan çalıştıktan sonra tekrar buradan da stop edebilirsiniz. Aracımızda bağlanan bütün ekstra aydınlatmalar hepsi buradaki tuşlarda. Bu tuşlardan istediğimizi açıp istediğimizi kapatabiliyoruz. Yine aracımızı stop etmek istediğimizde herhangi bir açma ya da kapama tuşuna basıyoruz. Komut veriyoruz. Tekrardan bastığımızda aracımız stop ediyor. Bunun konforu tabii ki de paha biçilemez. Biliyorsunuz uzaktan çalıştırma birçok araca uyguluyoruz. Sadece yeni Wiretrack araçları şu an yapılamıyor. XLT paketlerin tamamına bu uygulama yapılabiliyor. Böyle de şık bir anahtarı var. Ford yazılı. Müşterimizi daha fazla bekletmeyerek Kayseri'ye uğurlayacağız. Umarım oğul aracı gördüğünde mutlu olur. O mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Emre arkadaşım size arabanın görüntülerini veriyor. İyi seyirler.